Evet, Ezgi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay değil, kanalına hoş geldiniz. Ee, Ezgi bir kere kameralar karşısına çıkmak istedi. <laughs> Onu kırmak istemedik. 23 Nisan. <laughs> <Peki>. Kalkmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonra geleceğim zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Bir satış bölümü yaparız. Bekliyorum. Evet. Arkadaşlar Ezgi için bir abone olursak. Evet abi. Evet. Kendime şöyle ufak bir çocuk... Ee, defteri aldım. Küçük prens mi onu? Yoksa yok, yok abi. Mı, ağabey, Ne o? Göremiyor gözlerim. Ben bu defteri şey olarak kullanıyorum. Metroda podcast dinlerken ya da kitap okurken böyle ufak ufak notlar alıyorum. İstiyorsan sen de okuyabilirsin. Bence sen oku. <laughs> Herkes çok sevdi senin okumalarını. Evet. Çünkü. <laughs> Böylece istileri diye bir daha kapanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ve <İstitir> diye. <laughs> bir bakış açısı insana devrim yaptırır. Yani siyasi olarak mı? <laughs> Yok siyasi olarak değil. Yani şey olarak anladım ben bunu. Şaka yapıyorum. Baktım, Orayı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Baktığım bir bakış açısı ya da bir düşünce tarzı birçok insanın aslında hayatını değiştirebilire ben yordum. Ha, bir kişinin bakış açısı mı bir sürü insanı evet. değiştirebilir? Belki bir bakış açısı da bir kişi de değiştirebilir. Yani benim sana söyleyeceğim farklı bir bakış açısı da senin bütün fikrini değiştirebilir. Değiştireceği için ben de başkasını değiştirebilirim. Hı hı gibi bir kümülatif yola giriyor. Mesela bak üniversitede bir tane hocam bize işte minimalistlikle alakalı bir ödev verdi falan. ben de bir küp yaptım. Küpü de koydum tamam böyle çıkıntılık olsun falan diye. hani Aslında herkesin aklına gelecek bir şey ama cesaret edemeyeceği bir şey o birinci sınıfta falan. Sonra böyle bir sütunun üstüne koydu küpü. Ya yani ben koydum ortaya koydum böyle. Sonra adam da aldı küpü atıyorum şurası kenar ya. Kenarına tam düşüyor gibi koydu mesela şey orada anlattı bana. Ortaya koyduğunda hiçbir şey ifade etmiyorken işte kenara koyduğunda düşecek gibi olduğu için bir şey ifade ediyor hı, hı. Orada mesela benim bakış açım bir anda değişti. Aslında çok böyle troline yaptığım, çıkıntılık olsun ne yaptığım bir şeydi. Orada o hocam bana mesela o ufak farkı gösterdiğinde benim birçok şeyle alakalı algım değişti. Ya yani bu bu arada yaptığım işlerde, video işlerinde falan her şeyde bu arada aklıma gelir yani. Bir şeye tersinden bakma. İşte biraz da böyle bir ...arkadaş çevren ya da bir ortamda bulunman gerekiyor aslında. Sen de çekime gittikten sonra şunu fark ettim. İşte bir ajansla gitmiştik arkadaşlar. Orada Emir'in bir arkadaşı daha varmış bina içerisinde. İşte müşterimiz de ajansla bir arkadaşını beraber tanıştırdı. Beraber iş yapabileceklerini gösterdi falan. Aslında sen orada ufak bir iyilik göstergesi bulundurdun. Hı hı. bir İnsanları bir araya getirip ticaretine bereket kattın belki. Biz bunu bazen unutabiliyoruz abi hani... Böyle küçük yaklaşımlar hani herhangi bir çıkar beklemeden zaten iyiliğin sözlükteki anlamı abi karşılıksız davranış demektir yani. Evet. Hayatımızda bazen şey düşünebiliyoruz hani çok fazla büyük iyilikler yapmam gerekiyor gibi ama bu ufak dokunuşlar bizi bazı başarılara götürüyor ya da insanların kalbine dokunabiliyoruz. Bugün o hareketin çok hoşuma gitmişti yani hatta seninle aslında çok zor değil bu insan iletişimleri vesaire sadece biraz daha ince davranmak gerekiyor. İşte bunlar hep mesela karşılıklı. Aynı arkadaş da bundan atıyorum bir ay önce bizim bir kullanıcımızın bir marketing ve SEO desteğine ihtiyacı vardı mesela. Onlar da o tarafta bize çok yardımcı oldular. Orada çok, çok uygun bir fiyata, çok iyi bir destek sağladılar mesela. Hani bunlar aslında birazcık da böyle ben bunu yaparken bu arada onu düşünmüyordum asla. Çünkü o da onu yaparken benim bir iyiliğimi düşünmüyordu. O böyle bu illa bir çıkarcılık olmasına gerek yok her zaman böyle ben bu adama bir vereyim, üç alayım diye de bakmamak gerekiyor. Ama emin olun bir noktada da üç alırsınız. Çünkü şu anda onun bana yapmış olduğu bir yardımdan dolayı ben ona çok daha fazlasını vermeye çalışacağım mesela her zaman. ilk aklıma o gelecek. Her zaman diyeceğim ki onun yapabileceği bir işle alakalı bir fırsat varsa bana zaten yardımcı olan adam aklıma gelir her zaman. Yani bu dostum olsun olmasın. Ticaret hayat yani ticaret hayatında da olabilir bu. İlla hani yakın bir dost olmasına gerek yok. Bunlar birazcık işte insanın kendinde fark etmesi gereken şeyler ya. Çok eksik tutuyoruz oraları. Ya bazı şeylerde de küçük adımlarla başlamak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Evet. Çok böyle büyük hayaller kuruyorduk. Ben kendimde şunu geliştirdim abi. 3 yıl öncesine kadar. Ee, diyordum ki işte zengin olayım abi. İnsanlara çok fazla yardım edeceğim. Ya bu arada bu çok söylenmez yani. Söylemeyi çok sevmem hani. Bağışını ya da yardım edeceğin Hı -hı. şeyi dile getirmek hoş değil. Tabii tabii. Sadece ben izlediğim videolarda bana çok teşvik olduğu için bunu da hani bugün beraber konuşuruz seninle. Hı hı. Eskiden şunu söylüyordum abi kendi kendime işte çok zengin olacağım ileride o zenginliğimle işte insanlara yardım edeceğim. Abi önemli olan varken değil yokken ya da azken bir şeyler yapabilmek. Hı hı. 500 bin lira değil 50 lirayla başla abi ya da 5 lirayla başla. Bu maddi değil yani manevi de bir şeyler yapabilirsin ama maddi bölümünü söylüyorum sadece bazı şeylerde bakış açını değiştirdiğinde ufak ufak adımlarla gittiğinde hem çevrene biraz örnek olabiliyorsun aynı zamanda da yaptığın iyiliğin karşısında sen daha motive olup işine gücüne yansıyor bu yani. Doğru çok doğru yani bir verebiliyorsam bir ver. Hani çünkü her zaman aslında bakarsan az paran olacak mesela kendine göre. Hani şu anda da birçok kişiye göre çok paran var belki. Ama sana göre yeterince yok belki de. Hani diyorsun ki biraz daha param olsun da şu kadarını işte destek atayım bir insana mesela ya da bir hayvana. Yani bunu mesela dediğin süreçte her zaman az paran olacak. Her zaman çünkü hayal standartlarını belki yükselteceksin falan. Hani senin oradaki bakış açın oradaki parayı kenara ayırmanla alakalı. Bir birim ayırabiliyorsan şu an için bir birim ayır. Ama sonrasında da zaten 10 birim olacak, 100 birim olacak belki. Hani bunu ama kesinlikle başlangıcını yapmak lazım dediğin gibi. Ufaktan başlamak lazım. Ya bu maddi olarak da değil sadece. Lafını unutma. Sadece maddi olarak değil. Manevi olarak da bunu tabii, yapabilirsin. Tabii tabii. Tabii abi yani e, şunu da fark ettim. Mesela bir işe böyle ufak ufak başladığında daha sonra o iş hakkında birçok şey hakkında fikirler geliyor. Bu süreç sonrasında da o fikirleri hayata geçirmeye çalışıyorsun. Ben bir yaklaşık 2-3 haftadır böyle kendimi biraz durgun hissediyordum. Bazı şeyleri devreye soktuktan sonra ufak ufak kendimde canlandığımı hissettim. Hı hı. E, bazen ...zenginliği ya da moral motivasyonu çok uzakta aramamak lazım. Doğru. Küçük hareketlerle başlatabiliriz bunu. Doğru doğru yani ben bir yandan da bu arada mesela eskiden hep şey düşünürdük. Yaptığın yardımı çok da dillendirme gibi bir şey vardı. Evet hepsini değil ama bazı durumlarda mesela e, kritik acil bir yardım ihtiyacı varsa... ...bunu mesela deprem zamanı çok ciddi öğrendik Hı -hı. hani. ...bazı yardımlarına duyurulması gerektiği... ...hatta yarışa girmesi gerektiği... ...insanların daha da birbirine söyleyerek... ...bunu bir akım haline getirip... ...daha da hızlı bir şekilde oraya bir nakit akışı sağlanması gerektiğini öğrendik. Bir kişinin kafasına bunları soktuğunda... ...ya da bir arkadaşına bu fikirleri belirttiğinde... ...o da bunun hakkında düşünüyor. Daha sonrasında o belki başka bir arkadaşına atışıyor. Böyle böyle ilerliyor. Aynen bunun hakkında öyle. filmin ismini bilmiyorum ama... ...güzel bir film önerisine bulunacağım. Ekrana yansıtacağız. Bir şey koyduk o zaman. Ee, çok güzel bir aile filmi abi. Böyle iyilik yap, iyilik gör diye bir mantık var ya. O Hı -hı. böyle kümülatif bir şekilde yayılan, anlatan bir konusu var filmin. İzlemelerini tavsiye ederim. Bir diğer şey de abi maddi açıdan ziyade biraz da maneviyat, hal hatır sorma ya da ya şöyle söyleyeyim ben. Diyelim X bir arkadaşım. çok fazla muhabbetim yok ama annesi ya da babası ailesinden biri rahatsız ya da kötü durumda olduğunu biliyorum. Arada bir abi haftada bir olur, ayda bir olur arada bir o kişiyi aramak ya da mesaj atmak gerçekten e, dünyalara bedel oluyor kişiler. Evet doğru. Bunu ben gözlerimle şahit oldum yani gördüm. Yalnız olmadığını hissediyor. Evet yalnız olmadığını hissediyor. Belki en yakın arkadaş ya da akrabaları vesaire ona o kadar önem göstermezken, hal sormazken dışarıdan biri sorduğunda e, bazı şeyleri biraz daha umut ve sıcaklıkla bakabiliyor. Doğru. Bu da önemli şeylerden biri. Çok haklısın. Diye düşünüyorum. Yok çok doğru. Bu da manevi kısmı aslında yani verebileceğin en iyi örnek. Hani burada dediğin şey yine aynı şey yeri çıkıyor. Çok fazla bir beklentiye girmemek lazım. Ufak tefek şeyler bazı insanlarda çok büyük etkiler yaratabilir. Bu maddi manevi hiç fark etmez. Bu arada arkadaşlar bunun gerçekten dinle veya ırkla hiçbir şey alakası yok yani. Ya bunun insanlıkla alakası var. Bunun insanlıkla evet. alakası var. Bunun vermeye açık olmayla alakası var. Hani. Ya bu arada biz mükemmel ya da biz bunları çok iyi yapıyoruz falan ziyade. Tabii ki. E, tabii ben ki. hayatımda uyguladığım ya da uygulamaya çalıştığım kendime geliştirmeyi önem arz ettiğim durumları e, paylaşma niyetindeyim Hı -hı. bugün burada. E, yoksa ben mükemmelim ya da şöyleyim böyleyim. Şeyine değil mi yani? İşte sadece şey mentalitesi. Fırsat olursa hemen yapayım mı? Hep kafanda tutmak yani unutmamak. Geri geldiğinde çok gereksiz bir şey uğruna, materyalist bir şey uğruna belki de o şeyini unutabiliyorsun. Hani o an işte şöyle bir durum olsaydı ben şu bağışı yapardım örneğini vereceğim. Hani bu no, bu duruma geldiğinde bu fırsatın olduğunda o an bambaşka bir şey uğruna belki o hayalini unutup da başka saçma sapan bir şeye girişebiliyorsun maddi evet. açıdan. Hani bu açıdan hep kafanda bu olursa veya eşin dostun sana bunu hatırlatırsa onlardan da bunu görürsen zaten o noktalarda o hatayı yapmadan belki o paranın belki de senin için daha da kıymetli olan başka bir yere gitmesini sağlayabiliyorsun. Paylaşmak yani. Doğru evet abi. Hatırlamak, paylaşmak. Bir daha bir belki biraz abartıyor olabilirim ama bir empati yolundan bahsetmek istiyorum. Ee, mesela diyelim ki anneler günü ya da babalar günü vesaire bir kişi annesini ya da babasını vefat etmiş olabilir kaybetmiş olabilir. Önceden çok hassasiyetle bakıyordum ama dedem vefat ettikten sonra daha iyi anlamaya çalıştım. Çok fazla ben şey kafasında değilim. Anneler gününde annemin fotoğrafını paylaşayım ya da sürekli ailemi paylaşayım gibi o mutlu anları göstermek hoş olabiliyor. Ama bir de diğer taraftan bakmak lazım. O kişinin belki o mutluluğa ulaşamayabiliyor. Anne ya da babadan ya da abi ya da kardeşten bahsederken karşımızdaki kişiyi ele alarak bahsetsek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya bunu Biraz ben de, bunu, bunu bu, hani? evet bunu ben de yapıyorum bu arada. Yani emin olmadan karşımdaki kişiye böyle çok fazla bir o tarz bir muhabbet yapmıyorum. Elimden geldiği kadar. Çünkü var mı yok mu bilmiyorum. Hayattalar mı sağlar mı bilmiyorum. Hani o da o tarz bir durumda karşı taraftan emin olmadan bunu çok fazla söylemek istemiyorum. Bu bu arada birazcık pozitif ayrımcılık yani hani şey değil bu. Ben o kelimeleri, o cümleleri, o sevinci sakınabiliyorum kendimce hani. Hı hı. Çünkü evet belki karşı taraf bundan asla rahatsızlık duymayacak yani asla bir işte morali bozulmayacak bir şey olmayacak ama yine de bunu ben kendim insanlık olarak birazcık düşünmeye çalışıyorum. Hani şey düşüncesi de yok değil bu arada. Bir yandan da sevincini paylaşmak da gerekiyor. Neden paylaşmıyorsun? Neden annenin babanın fotoğrafını paylaşmıyorsun ki? Hani durumu da var. Tabii. Çünkü yani hani o zaman köpeğini de paylaşmayacaksın çünkü köpeğini de kaybetmiş bir sürü insan olabilir sosyal medyanda seni takip eden. Hani bunlara fazla bir duyarlı da yaklaşmamak evet. lazım. Bu sefer kendi mutluluklarını bastırmamak gerekiyor çünkü mutluluğu da yaşamak gerekiyor yeri geldiğinde. Ama bir konuyu konuşurken yani gerçekten bazen benim de aklıma geliyor. Hani acaba ben şimdi bunu anlatıyorum ama karşı tarafın acaba işte böyle bir durumu var mı diye. Bu da bir refleksif durum aslında bakarsan. Yine bu da insanlıkla alakalı. Ama hani karşı taraftan bu arada buna belki de gerçekten kaybetmiş annesini babasını ben anlatıyorum ama rahatsızlık duymuyor. O zaman yine anlatmaya devam ediyorum çünkü o benim mutluluğumu paylaşabiliyor gerçekten Doğan belki de falan gibi durumlar. Duruma yani göre değişiyor. Sadece ufak aklıma geldi bakış açısı değişir bazı insanların falan gibi. Doğru doğru doğru. Aklıma Bunu hiç gelme. farkında olmayan bir insan için çok önemli aslında bu. Babamın da çok güzel bir sözü var abi. Her zaman söyler. Bir insana der ölmediğinde. Değer bir şey ona ona değerini göster. Öldüğünde bir anlamı yok yani ne kadar doğru, ağlasan çok da şek yani. götürsen de hiç çok, anlamı çok yok. Doğru. Hem ileride keşke dememek için hem de abi bu dünya fani yani yarın bir gün vefat ettiğinde bir anlamı kalmayacak. Çok doğru. Çok o önemli doğru. olan karşındaki insana şu an varken bir şeyler yapabilmek. Çok doğru kesinlikle katılıyorum. Bu çok çok anahtar bir şey ya. Teşekkür ederiz güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim yani. Konunun dışında bir sohbet oldu biraz. Evet. <laughs> Olsun. Belki bir arada yaparız bunu senle. Aynen. Böyle biz de içimizi rahatlatıyoruz, içimizi döküyoruz falan. Güzel sohbet oluyor. Ee, biraz manevi konular. Eğer ki beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.